Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Velhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusul rabbinâ bil hak. Sallu ala resulina Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina ve kurrati ayunina Muhammed. Cenab-ı Hak cümlemizi, analarımızı, babalarımızı, bütün Müslüman kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin. Amin. Yüce Rabbimiz, evlatlarımızı, neslimizi çok hayırlı eylesin. Bize gelecek gelinlerimiz veya kızımızın gideceği damatlarımız da çok hayırlı olsun. Allah dünyada, ahirette sıkıntı çektirmesin ve güzel insanların arasına bizleri katsın. Cennetinde de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a komşu kılsın inşallah. Değerli kardeşlerim, malumunuz Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun rızası annenin babanın rızasına bağlı. Allah'ın gadabı, yani kızgınlığı, Allah-u Teala'nın rızasının dışında kalmak da yine annenin babanın gadabına, kızgınlığına bağlı. Aman dikkat! Yani anne baba eşittir cennet. Anne baba eşittir veya Allah korusun cehennem. Dolayısıyla insan annesine, babasına diğer insanlardan, diğer davranış sergileceği bütün ne varsa hepsinden daha farklı davranması lazım. Niye? Çünkü onların ufacık bir sevinci Allah-u Teala'yı razı ediyor. Ufacık bir sevinci, ufacık bir duası seni dünyada da çok iyi yere getiriyor, ahirette de çok iyi yere getiriyor. Dolayısıyla annenin, babanın ne pahasına olursa olsun kendilerinden dua alalım, gayret edelim. Asla ama asla beddua efendim onlara ettirmeyelim. Onlara yanlış yapmayalım. Onlar dilleriyle bir şey söylemeseler bile kalpleri kırılsa o kalplerin kırılması dahi arş-ı âlâyı adeta titretir. Dostlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, liderimiz, önderimiz öyle buyurmuşlar. Rıdar Rabbi fi rıdal validi. Yani Allah'ın rızası babanın rızasındadır. Dolayısıyla baba deyince hemen frene basmak lazım. Anne gibi de değildir baba. Biraz resmi durur, biraz mesafeli durur. O durması da otoriteden kaynaklanmaktadır. Biz onu sakın yanlış anlamayalım. Babayı soğuk gibi görmeyelim. Baba idareci konumunda olduğu için fazla böyle yüz göz olmaz. O biraz daha bizi derinlemesine düşünür. Dünyamızı düşünür, okulumuzu düşünür, işimizi düşünür, evliliğimizi düşünür. Yani düşünür de düşünür, saçını sakalını bizim için beyazlatır, ahiretimizi düşünür ve bizim Allah-u Teala'nın huzurunda mahcup olmamamız için ne gerekirse yapar. Baba deyip de geçmeyin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle dikkat çekti ki bize, annenin ve babanın haklarıyla alakalı, aman ya Rabbi, şöyle bir dinleyelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kullu zunubi yuakhirullahu teala ma şa'e minha ila yevmil kıyame. Yani Allah Teala Hazretleri bütün günahlardan dilediğinin cezasını kıyamet gününe bırakır. Yani hemen bu dünyada
vermeyebilir bu. Allah-u Teala'nın toleransı içerisinde. Kendisi bilir. Affeder, bağışlar, ayrı bir olay. Efendim erteler, kıyamete bırakır, ayrı bir olay. Biz o işe karışamayız. Bütün günahlarla alakalı böyle söylemiş. Ama illa ukukal valideyni. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, anaya, babaya karşı gelmek, ananın babanın sözünü dinlememek, hatta bir tık öte isyan etmek, sen ne biliyorsun, ne karışıyorsun falan deyip de böyle onlara baş kaldırmak ise bunun dışındadır diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. فَاِنَّ اللّٰهَ يُعَجِّلُهُ لِسَاحِبِهِ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا قَبْلَ الْمَمَاتِ Allah anasına, babasına karşı gelen, anasının babasının sözünü dinlemeyen, anasına babasına hatta isyan eden kimseler var ya, ileri gitmiş olan kimseler, onların cezasını daha dünyada vefat etmeden önce verir buyuruyor. Allahu Ekber. Onun için akıllı olmak lazım. Annenin, babanın istepnesi yok. Onların efendim ayrıca herhangi bir şekilde bulunma şansı yok. Eşini bulabilirsin, işini bulabilirsin, arkadaşını bulabilirsin, efendim patronunu bulabilirsin, bulabilirsin de bulabilirsin ama anneni, babanı kaybedince bulamazsın. Fırsat elindeyken değerlendir kardeşim. Hatta İslamiyet'te biliyorsunuz, annen, baban, Allah buyuruyor ki Celle Celaluhu, velev ki müşrik olsun, velev ki kafir olsun, İslam düşmanı olsun, yine onlara karşı iyi davran diyor. Sadece Allah-u Teala'ya isyan olan yer varsa, annen baban namazını istemiyor, örtünmemini istemiyor vesaire, orada dinlemezsin. Orada Allah dinlenir. Fakat onun dışındaki olan yerlerde annenle babanla iyi geçireceksin. Onlara efendim durumlarını soracaksın, ilgileneceksin. Açlıkları, toklukları, harçlıkları vesairesi. Annen, baban bu. Aman kardeşim dikkat et. Cennetini yakma. Cennetini yakma. Anneni, babanı efendim üzmek suretiyle kendini yakma, mahvetme. Dünyanı da zehir edersin, ahiretini de zehir edersin. Kardeş, bak sana bir olay anlatayım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize anlatıyor. Cüreyç isminde, bunu Google'a yazın, bulacaksınız. Cüreyç, yani başında C harfi var. Ondan sonra bununla beraber Cüreyç isminde bir zat yaşıyor. O da güzel bir Allah dostu, güzel bir insan. Bir gün namaz kılıyor. Namaz kılma esnasında annesi yaşlı. Çocuğunu çağırıyor. Cüreyç baksana diyor. O da namazım mı annem mi diye tereddüt ediyor. Namazım mı annem mi bir daha çağırıyor. Namazım mı annem mi diye ama namazını bitiriyor sonra gidiyor. Annesi üzülüyor tabii. Ben çağırdığımda niye gelmedin diye. Onun üzgünlüğüne karşı Cüreyç çok büyük bir imtihan oluyor. Kiminle imtihan oluyor? Bir kadınla imtihan oluyor ve kadın kendisine iftira atıyor. Çok büyük sıkıntılar çekiyor Cüreyç. Allah dostluğundan sonra insanlar kapılarını taşlıyorlar. Biz seni adam bilirdik. Meğerse sen zina yapmışsın bir kadınla falan diye. Böyle bu noktalara düşüyor. Bu bir. Bir kenara bunu yazalım. İkincisi sahabeden Alkame radıyallahu anh var. Alkame Peygamber Aleyhisselatü Vesselam görmüş. Ashab olmuş bir insan. Ama çok ilginçtir. Alkame radıyallahu anh son nefesinde kelime-i şehadeti söyleyemiyor. Allah Allah sahabe şaşırıyor. Kelime-i şehadeti niye söyleyemiyor bu diye. O arada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a haber gider. O mübarekte bakın bakalım yakınlarından kimsesi var, annesi babası var mı diye sorar. Bunun üzerine derler ki babası vefat etmiş, annesi yaşıyor. O zaman mübarek annesine gelir ve der ki Alkame radıyallahu anh şu anda ölüm döşeğinde kelime-i şehadeti söyletiyoruz. Söyleyemiyor, dili tutuluyor. Nedir bunun hikmeti?
Alkamelen sen yoksa efendim razı değil misin falan diye soruyorlar. Annenin vermiş olduğu cevap şöyle. Diyor ki Alkamelen ben razıydım evleninceye kadar. Evlendikten sonra Alkame hanımını tercih etti, beni terk etti. Hanımın yüzünden beni terk etti, beni sormaz oldu. Bazen aç kaldım, bazen çok büyük sıkıntılar çektim. Alkame yanıma gelmedi ve hanımıyla beraber hayatını yaşamaya çalıştı. Dolayısıyla öldükten sonrasında mı benimle ilgilenecek? Dolayısıyla ben Alkame'ye hakkımı helal etmiyorum. Eyvah! Alkame, senin yüzünden şu anda kelime-i şehadeti söyleyemiyor, dili tutuldu. Kadıncağız tekrar ısrar ediyor. Diyor ki, kalbim ona karşı çok kırık ve hakkımı ona helal etmiyorum. Allahu Ekber. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabeye dönüyor. Diyor ki, ey ashabım, odun toplayın diyor. Odunlar getirin. Ondan sonra ateş yakacağız. Sonra anne dinliyor orada. Alkame annesini üzmüş. Ahirette böyle giderse Allah onu cehenneminde yakacak. Böyle yakılacağını bari dünyadan yansın da efendim bu cezasını bu dünyada ödesin, ahirete bırakmasın. Ya Resulallah diyor anne, gerçekten çocuğum cehenneme gider mi? Ateş yakar mı onu falan? Evet. Dayanamam o zaman diyor ya Resulallah. Ben diyor hakkımı helal ediyorum. Kalbim kırık olsa da hakkımı helal ediyorum. Koşun bakın bakalım Alkame dili açıldı mı? Bir gidiyorlar ki hakikaten Alkame eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek ahirete imanla efendim huzura kavuşuyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Alkame'nin cenaze namazından sonra herkese ilan ediyor. Bakın başına şöyle şöyle geldi. Annesini üzdüğünden ötürü annesinin hakkını efendim alamadı. Annesinin hakkı helal olmadığı için neler çekti? Siz olun, annenize karşı, babanıza karşı davranışlarınıza dikkat edin buyurdular. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet dostlar, aman. Yani anne karnında taşıyor. Anne kucağında taşıyor. Anne gönlünde, kalbinde taşıyor. Diğerleri sıradan. Yani paran varsa seviliyorsun, kariyerin varsa seviliyorsun. Sonra unutuluyorsun. Ama anne, baba öyle mi? Bir gün senede anneler günü, bir gün senede babalar günü. Bunlar da gavurlar koymuş bizim üzerimize efendim. Getirmişler, kabul ettirmişler. Bizim için bir gün olmaz. 365 gün hepsi anneler günüdür, babalar günüdür. Annemize dua ederiz. Vefat ettilerse, hayattalarsa onlarla yakınla ilgileniriz. Onlar başımızın tacıdır. Allah'tan sonra efendim kulluk borcumuz Allah'a, dünyada olanların içerisinde en üstte, en üstte, en üstte olan anne babadır. Bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sahabe geliyor savaşa gitmek için, cihad etmek için, cihad edecek, Allah yolunda koşuşturacak ve bu dini savunacak. Ama geldiğinde diyor ki, ya Resulallah ben geldim, efendim bu yolda cihad edeceğim. Fakat gelirken annem babam yaşlılar, dediler ki sen gitme evladım. Dolayısıyla ben de ısrar ettim gideceğim diye. Onlar da ağladılar. Ağlarken onları bıraktım, koşarak geldim sizin safınıza katılmak için, ordunuza katılmak için deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aferin maşallah iyi yaptın demedi ona. Hemen döndü sahabeye dedi ki dön. Annenin babanın yanına dön, onları ağlattığın gibi onları güldür, orada hizmetine devam et. Bizim efendim aramıza katılma. Allahu Ekber. Son olarak şunu söyleyeyim. Gerçekten bir insan annesinin babasının duasını alırsa dünyada da efendim zirvelere doğru uçuyor gidiyor. Ahirette de cennette uçuyor gidiyor böyle. Annesinin babasının duasını aldığından Allah Celle onlara çok büyük başarılar veriyor. Anne babası duası almayan kimseler de
batıyor da batıyor. Dünyada da iki yakası bir araya gelmiyor. Ahirette de Allah'ın huzuruna çıkınca çok mahcup bir şekilde çıkacak. Çok büyük bir sıkıntı çekecek. Ya Rabbi annelerimizi, babalarımızı efendim razı olduğun kulların arasına katıver ya Rabbi. Cennetine, cemaline kavuştur Allah'ım. Onları tertemiz eyle ya Rabbi. Günahsız, arındır bir efendim ve cennetinin en üst derecelerine onları nail eyle ya Rabbi. Bizi de hayırlı bir evlat eyle ya Rabbi. Çocuklarımızı da biz ne yaparsak tabii ne ekersek onu biçeriz. Çocuklarımızı da çok hayırlı eyle. Neslimizi, üretimizi çok hayırlı eyle. Huzuruna hepimizin imanı kamille gelmemizi nasip eyle. Amin, amin, amin. Subhanallahi ve hamdihi. Subhaneke Allahümme ve hamdike. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve tübüleyk. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü burada söylemeden yapamayız. Ne buyurdu? El cennetu, cennet tahte akdamil ümmehat. Annelerin ayakları altındadır. Cennet, Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun bize vereceği en büyük, en büyük, en büyük ebedi saadet yurdu, mutluluk yurdu. Efendim, annelerin ayakları altında. Onun için annenin sözünü dinle. Anneni gör, böyle abdest almış, çoraplarını daha efendim giymeden hemen eğil, ayaklarının altını öp. Cennetin eşiğini öpmüş gibi olursun. Aman anneni razı et, duasını al. Biz rahmet olsun tabii dua ediyoruz onlara. Gittiler ahirette, Rabbimize kavuştular. Sadece arkalarından dua ile beraber yetiniyoruz. Çünkü artık yoklar. Biz de bir gün onları kaybedeceğiz. Kaybetmeden önce inşallah efendim kıymetlerini bilelim. Onlara dört elle sarılalım. İlk önce anne, anne, baba, baba diyelim. Sonra evlatlarımıza dönelim. Aile bireylerine dönelim. Allah hepinizden razı olsun. Cenab-ı Hak Celaluhu dünyanızı, ahiretinizi mamur eylesin. Allah hep hayırlı evlatlar, nesiller nasip eylesin. El-Fatiha.